Yaklaşık 20 yıldır kısa filmler çekiyoruz ve kısa film festivallerinde yer alıyoruz. Bazen festivallerin jürisi oluyoruz. Bana en çok gelen soru şuydu: kısa film nasıl çekilir? Bugün sizlere kısa film nasıl çekilir onu anlatacağım. Videoya başlarken size bir şekil göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz şekil bir kare. Öyle değil mi? Videonun sonunda bu bir küpe dönüşecek. Bir kısa film çekerken sinemayı da bilmek gerekiyor. Sinemayı bilmek için de sinemanın nasıl oluştuğunu bilmek gerekiyor. Ha şey diyebilirsiniz, ya benim bir çizittirdiğim bir şey var, onu da bir kamerayla çekeceğim. Çektikten sonra da hatta çektiğim gibi çıktı alıp festivallere yollayacağım. Siz bilirsiniz. Ama kısa film böyle yapılmaz. Kısa film nasıl yapılır peki? Sinema tarihi, sinema kuramları, sinemanın ilk baştan bugüne kadar gelişim süreci, bir senaryo nasıl yazılır, bir kurgu nasıl yapılır, bir film setinde neler olması gerekir, bir hikaye yazarken nelere dikkat etmek gerekir, tüm bunları bilmek gerekiyor. Çünkü benim gördüğüm, kime rastlasam, kiminle konuşsam, herkesin bir hikayesi var ve herkes film çekmek istiyor. Ama herkes film çekebilir mi? Herkes film çekemez. 10 dakika sonra belki de herkes film çekebilecek ama. Hızlıca sinema tarihinden bahsedeceğim. Sinema tarihi deyince ilk aklımıza Lumière kardeşler ve trenin gara girişi videosu aklımıza geliyor. Ama onun öncesi de vardır. Onun öncesinde William George Horner zoetrop diye bir cihaz oluşturmuştur. Zoetrop bir mil üzerinde dönen bir silindirden oluşur. Bu silindirin her karesinde bir fotoğraf vardır ve bu silindir hareket ettirildiğinde o fotoğraflar ard arda sıralandığı için bize hareket ediyormuş gibi gözükür. Bir filmde her saniye 24 kareden oluşur. 24 kare ard arda sıralandığında bir saniye görüntüyle karşılaşırız. Ve bu ta Edward Muybridge'e kadar uzanır. Edward Muybridge bir atın dört ayağı aynı anda havada durur mu sorusunu cevaplamak için fotoğraf makinelerinden oluşan bir düzenek oluşturdu ve 24 karede saniyeyi yakalayarak aynı anda dört ayağında havada olduğunu ortaya çıkarttı. Ve bu sinemanın doğuşunu temellendirdi. 1895 yılında da Lumière kardeşler Paris'te bir kafede ilk sinema gösterimini sundu. Trenin gara girişinde onu izleyen ilk kişiler neden korktu? Bir duvar kesik ve onun arkasında bir tren garı ve oradan bir tren geliyor zannetti. Şimdi biz 3 boyutlu filmlerde biraz bunu yaşıyoruz. Daha ileride de arttırılmış gerçeklikle bunu tam olarak yaşayacağız. Sinema aslında bir illüzyondur. Ve sinemada görsel efektin ilk mucidi George Méliès'tir. Ay'a Seyahat adlı filmiyle bir tiyatro dekoru şeklinde oluşan hareketli düzeneğini tek bir açıdan çekerek şaşırtıcı görselliğini sundu. 1914'te de Charlie Chaplin'i gördük, hepimizin bildiği ve onun kısa kurmaca filmlerini izledik. Peki dünyada neler oluyordu bu arada? Spinoza adlı bir filozof vardır. Spinoza doğanın insanla iç içe yaşadığını savunur. İnsan doğanın sadece küçük bir parçasıdır. O kadar da abartmamak gerekir diye savunur. Doğanın, dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde oluşmuş bir etki, o evrenin, o dünyanın, o doğanın başka bir yerinde de aynı tepkiyi gösterebilir diye düşünmüştür. Ve bunu insanın kendi bedeninde de aynı şekildedir diye savunmuştur. Vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan olumlu ya da olumsuz bir etki, vücudumuzun başka bir yerinde olumlu ve olumsuz bir şekilde aynı şekilde bir tepkiye neden olabilir. Dünyanın ve insanlığın gelişim sürecinde de bu biraz böyledir. Sinemanın ilk doğuşu Lumière kardeşler tarafından diye düşünsek de hemen hemen aynı yıllarda İran'da, Uzak Doğu'da, Amerika'da aynı şekilde buluşlar meydana gelmiştir. Mesela Edison, mesela Mirza İbrahim, mesela Ozu. Burada Ozu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Şimdi her dizide, her görüntüde, her reklamda, her gördüğümüz videoda bizim için alışkanlık haline gelen amorslar, akslar, çekim kadrajları, devamlılık ve benzeri
teknik buluşlar Ozu tarafından 1918 yılı civarında ortaya çıkmıştı. Peki bizde ne oldu? Bu bulunan cihaz dünyanın birçok yerinde de tanıtılmak üzere kıraathanelerde, kafelerde, çeşitli mekanlarda gösterilmeye ve tanıtılmaya başlandı. Bu çünkü bir sihirbazlık gösterisi gibiydi. Gören şaşırtıcı bir şekilde bu cihazı izliyordu. Bu son yüzyılın en büyük buluşlarından biriydi de. Fuat Uzkınay adlı yedek subay bu cihazla Ayasofya'daki Rus abidesinin yıkılışını çekti. Ve daha sonra bu görüntülerin çoğu kaybolmuş, bir kısmıyla da böyle bir kolaj oluşturmuşlar. Sedat Simavi, Muhsin Ertuğrul gibi önemli gazeteci ve tiyatrocular kurmaca hikayelerini oyunlaştırarak bunu kamera karşısında oynamaya başlamışlar. Bir süre sonra da kamerayı dışarı çıkararak dış çekimlere geçmişler. Bu sinema tarihini bize sunan erkekler olduğu için sanıyorum kadınların sinema tarihindeki yerini atlamışlar. Alice Guy Blaschke diye bir kadın yönetmen var ve Lumière kardeşlerle hemen hemen aynı yıllarda belge niteliğinde değil ha kurmaca şekilde kısa filmler üretmeye başlamış. Kadının 1000'e yakın filmi var. Alice Guy Blaschke. Peki şöyle biraz sinema tarihini biliyoruz diyelim. Ne işimize yarayacak? Filmi çekerken neyi nasıl yapacağımızı ve bu neyi nasıl yaptığımız aslında nereden gelmiş, nereye gitmiş onu bileceğiz. Bunları bildikten sonra film çekebilir miyiz peki? Hayır. Film çekmek için bir kameraya ihtiyacımız olabilir. Ama film çekmek için asıl ne çekeceğimizi bilmemiz lazım. Peki ne çekeceğimizi nasıl bilebiliriz? Bir fikri nasıl oluşturacağız? Bir hikayeyi nasıl kuracağız? Arkadaşlar bunlar zor şeyler değil. Yapabilirsiniz. Yapabiliriz. Film senaryoları, tiyatro metinleri, edebiyat eserleri ve bunun gibi birçok yazılı metin aynı temel kurallara sahiptir. Bir hikaye çatısına ihtiyacınız var. Peki bu hikaye çatısı nedir? Hikaye çatısı öğretmenlerin de bize kompozisyon ödevi olarak nitelendirdiği giriş, gelişme ve sonuçtur. Ama burada önemli dikkat etmemiz gereken yerler var. Bir girişimiz, ondan sonra gelişim süreci ve ondan sonra sonuç vardır. Evet ama burada bir de doruk nokta vardır. Katarsis. Katarsis, iç boşalım, karakterin doyum sağlayıp kendini ifade etmesi ya da yüzleşmesi gereken durumla yüzleştiği andır. Girişte dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardır. Aristoteles'in üç belli kuralı diye bir kuralı vardır. Kişi, zaman, mekan. Mekana uzam da denir. Karakterimiz kim? Hangi zamanda geçiyor bu hikaye? Hangi mekanda geçiyor? Ayrıca hikayeyi oluşturmak için 4 adet sorumuz vardır. 1. Karakterin amacı ne? 2. Karakterimiz amacına ulaşıyor mu? 3. Karakter amacına ulaşıyorsa nasıl ulaşıyor? 4. Karakter amacına ulaşamıyorsa neden ulaşamıyor? Karakteri oluşturduktan sonra ve amacını belirledikten sonra giriş kısmını tamamladıktan sonra gelişim süreci karakterin amacına ulaşıp ulaşmamasındaki nasıl ve neden sorularıyla yazacağımız bir süreç. Ve bu karakterin amacına ulaştığı ya da ulaşamamasının kaynağını ortaya çıkaran an ise doruk noktası. Doruk noktasından sonra hikaye sonuca doğru akar. Yani karakter amacına ulaşmış ya da ulaşamamıştır ve sonrasında olumlu ya da olumsuz bir yöne doğru ilerler. Ve olmazsa olmaz çatışma. Karakterin amacına ulaşma yolunda karşısına çıkacak engeller nelerdir? Ve bunlarla çatışmaları nedir? Bir uzun metraj film çekerken karakteri betimlemek ve yan hikayeler, yan karakterlerle o karakterin amacına yani ana hikayeye, ana omurgaya destek anlamında küçük hikayelerle geliştirebiliriz. Ve ana karakterimizin doruk noktasında bize yaşatacağı etkiyi daha da güçlendirebiliriz. Kısa filmde bu pek böyle değildir. Kısa filmde vermek istediğimiz mesajı en kısa sürede, en yalın bir şekilde sinemasal bir dille anlatmak zorundayız. Bir filmde olmazsa olmaz değildir ama benim önerim bir kısa film çekiyorsanız
her saniyesinde, her anında seyirciye sürprizlere açık bir şekilde hikayenizi yazmanız gerekir. Özellikle sonunu tahmin edememesi gerekiyor. Peki hikayemiz de hazır. Nasıl hazır? Fikir nerede? Nereden üreteceğim ben fikri? Hikaye yazmayı öğrendim, tamam. Giriş, gelişme, doruk, sonuç. Peki ben ne yazacağım? O karakter kim? Nereden çıktı? Nereden çıkacak? O karakter senin duygularında, senin kafanda, beyninde, anılarında, şimdiki hayatında, düşüncelerinde, duruşunda, varoluşunda. Bir kısa film çekerken oluşturacağınız hikayedeki fikir zaten sizin zihninizde mevcuttur. Ama ben bunu nasıl bulabilirim, nereden çıkartabilirim diye düşünüyorsanız kendinizle baş başa kalmayı öncelikle bilmeniz lazım. İkincisi, anılarınız, şu anki yaşamınız, herhangi bir küçük anekdotu iyi bir şekilde irdelemeniz ve onu geliştirmeniz gerekir. Bu tarihsel süreçteki toplumsal bir yara olabilir. Sizin geçmişte yaşadığınız ve hafızanızda yer eden bir anı olabilir. Gelecekte düşüneceğiniz fantastik bir fikir olabilir. Yahut gördüğünüz bir üçüncü sayfa haberini ya da bir televizyonda, haberlerde izlediğiniz bir durumu hikayeleştirme üzerine oluşan bir fikir olabilir. Veyahut okuduğunuz bir kitabın, izlediğiniz bir filmin herhangi bir anı, bir sayfası, bir fikir olarak sizin zihninizde gelişebilir ve onu oluşturabilirsiniz. Örnek olarak verecek olursam, Kafe adlı kısa film, Jim Jarmusch'un Kahve ve Sigara adlı filminden, Beyiş Akın Tek Kişilik Şehir adlı tiyatro oyunundan, Samuel Beckett'in Denedin, Yanıldın, Gene Dene, Gene Yanıl sözünden, benim ilk İstanbul'a gidiş yolculuğumdan ve çeşitli önerilerden oluşan bir fikirle hikayeleşti. Dediğim gibi, o fikir, o hikaye sizin zihninizde mevcut. Daha sonra tamamen teknik süreçlere giriyoruz. Hikayenizi oluşturdunuz. Ne yapacağız? Senaryolaştıracaksınız. Senaryo formatı vardır. Amerikan format mı, Fransız format mı? İkisi de hemen hemen aynıdır. Amerikan formatta ortalı bir şekilde yazarsınız. Sahne, iç, gün ve benzeri. Sahne, dış, gece ve benzeri. Olayı yazarsınız. Olaydan sonra diyalogları yazarsınız. Tekrar sahne 2, olayı yazarsınız. Diyalogları yazarsınız ve benzeri. Fransız formatta da sahne olayını sol tarafa, diyalogları sağ tarafa yazarsınız. Oldu bitti. Yazımı da bitirdiniz. Sinopsisi, tretmanı, storyboard'u da yaptınız. Bunlar ne derseniz. Sinopsis, senaryonun özet hali, en kısa biçimde ifade edebilme biçimi. Tretman, senaryonun diyaloglardan arındırılmış ve daha kısa biçimde yazılmış hali. Storyboard ise senaryodaki sahnelerin plan plan, kare kare çizilmiş halidir. Ki storyboard size çekim sırasında çok kolaylık sağlayacak. Planlara tek tek bakarak ne çekeceğinizi orada göreceksiniz. Peki kağıtları oluşturdunuz. Senaryolar, tretmanlar, storyboardlar. Ne yapacaksınız? Kamera bulmanız lazım. Kamera bulamıyor musunuz? Cep telefonunuz mu var? Cep telefonuyla çekin. Eğer daha da ekipmana ihtiyacınız varsa o zaman çevrenize sorun yahut kiralamaya gidin. Kiralamak için de sponsorları araştırın. Sponsorlar için de çevre tanıdıklara, büyüklere, küçüklere, tüm herkesle iletişim haline geçin. Ve network'unuzla o filmi çekmek için ne gerekiyorsa oluşturmaya başlayın. Senaryoda geçen tüm öğeleri bulmanız gerekiyor. Oyuncular, dekorlar, aksesuarlar, mekanlar ve benzeri. Ayrıca bunları oluşturduktan sonra kafanızda hepsini prove etmiş olmanız gerekiyor. Yani bir filmin son halini, kurgu aşamasından sonraki halini kafanızda canlandırmış, bitirmiş ve izlemiş olmanız gerekiyor. Filmi nasıl çekeceğinizi de tamamladıktan sonra ekibinizi oluşturuyorsunuz. Yardımcılar, sette çalışacak arkadaşlar ya da profesyonel set ekibi, siz de filminizi nasıl yöneteceğinizi onlarla birlikte görüntü yönetmeniyle, sanat yönetmeniyle, ışık şefiyle, ses şefiyle birlikte oluşturacaksınız. Çekim aşamasına geçeceğiz. Çekim aşamasında senaryoda ne geçiyorsa hepsini çekmeniz gerekiyor. Belki de fazlasıyla çekmeniz gerekiyor.
Ama bunu bir plana koymanız lazım. Bu planda karşımıza çıkan şeyler nedir peki? Mekanlar, mekanların uygunluğu, oyuncuların uygunluğu, hava koşulları ve günün uygunluğu. Güneşli bir gün çekeceksiniz ama yağmur yağıyor. Yağmurlu sahneniz varsa onu oraya koymaya çalışın. Mekan için bir mekanda çekim yapacaksınız ama o mekan bugün değil, yarın müsait. O zaman bugün müsait olan ve uygun olan sahneler, mekanlar nereyse oraları çekin. Daha sonra diğer güne diğerlerini çekin. Aynı şekilde o mekanda oynayacak oyuncu bugün müsait değil, yarın müsaitse, yarın müsait değil, öbür gün müsaitse, müsaitlikler, mekanlar, oyuncular, ekip falan hepsinin müsaitliklerine göre gün gün programlamanız gerekiyor. Çekim programı da hazır olduğuna göre artık tüm ekiple küçük küçük masa başı provaları aldıktan sonra çekime başlayabilirsiniz. Çekim bitti. Ne yapacağız? O çekimde kayıt olan her şeyi bilgisayara aktaracağız. Ki gün gün aktarmanızda fayda var. Bilgisayar aktarıldıktan sonra bir kurgu operatörüyle, biliyorsanız siz kurgusunu yaparak Premiere'le, Final Cut'la, Edius'la, Sony Vegas'la, Pinnacle'la yahut Movie Maker'la yahut iMovie'yle ve benzeri montaj programlarıyla kurgunuzu yapabilmeniz gerekiyor. Ya da rica edip ya da profesyonel olarak yaptırabilmeniz gerekiyor. Kurgunuz tamamlandıktan sonra aslında filminiz bitiyor. Daha sonrasında renk oynamaları, ses eklemeleri, yazı girişleri gibi şeyler yapıldıktan sonra filminizin çıktısını alıyorsunuz ve sonra filminizi Film Freeway, kısafilm.com ve benzeri sitelerde yer alan festivallere yolluyorsunuz. O festivalleri de değerlendirip yolluyorsunuz tabii ki. Daha sonra festivallerden sonuçlar geliyor. Haydi bakalım, gelin sizi finalde yarıştıracağız. Alın uçak biletiniz, alın otel konaklamanız. Haydi gelin, hop gidiyorsunuz, oraları geziyorsunuz. Festivalle birlikte filminizi gösteriyorsunuz ve oradaki sinemacılarla tanışıp filminize dair eleştirileri olumlu olumsuz alıyorsunuz. Diğer filminize yavaş yavaş düşünürken bu eleştirileri hesaba katıp daha iyi bir film çekmeye doğru yol alıyorsunuz. Tabii filminizi yazarken ve çekerken dikkat etmeniz gereken bir küçük nokta daha var. Bu bir seçimdir. İster dikkat edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz. Filmin içerisine yerleştireceğiniz imgeler, simgeler, arketipler, metaforlar. Eğer bunu irdelemek ve filminizin içerisine yerleştirmek, uluslararası bir projeye doğru ilerlemek istiyorsanız, o zaman bu kanalda da mevcut olan Film Okuyoruz adlı bölümleri incelemenizde fayda var. Filminizi, arketipleri, metaforları, imgeleri, simgeleri nasıl yerleştireceğinizi oralarda anlatıyoruz. Filminiz hazır. İyi seyirler.